Şimdi evet geldik senin oyununa. Neydi bu? Ne tabuttu? Yaftalı tabut. Yaftalı tabut. Ama bu ilginç bir hikayesi var. Evet. Biraz bakalım ona bir afiş mi göreceğiz, ne göreceğiz yaftalı tabuttan? Bilge Su Erenus'un. Evet. Çok... Bu hikayesini anlatır mısın bize? Bu bir aktivist. Bana anlattın ve ben de çok ilgimi çekti. Evet. Programa davet ettim bu yüzden. Aktivist ve Türk solunun ilk kadın öncülerinden Fatma Nudiye Yalçın'ın hayatını oynuyoruz 7 kadın. 7 ayrı devresini oynuyoruz. Fakat oyunda Nazım Hikmet de var. Hikmet Kıvılcımlı da var. O sol hareketini başlatanlar. Onları da biz oynuyoruz. Yani oyundaki bir kız arkadaşımız Nazım Hikmet oluyor. Ben Nazım Hikmet diyor. Ve başlıyor oynamaya ve seyirci inanıyor buna. Seyirci gerçekten çok inanıyor. Ben 7. devresini oynuyorum. Yani son artık ölüme giden zamanını oynuyorum. Bu kadın aynı zamanda ilk oyun yazarı, ilk kadın oyun yazarı, Türk kadın oyun yazarı. Hmm. Beklan Algan'ın teyzesiymiş. Hmm. Biz oyunu oynarken öğrendik. Bilge Su Erenus yazıyor. Yelda Baskın, o da bizim Mimar Sinan'dan mezun. Hmm. Gökhan Akdemur dramaturg arkadaşımız, hmm, dramaturjisini yaptı. Oyunu, teksti çok değiştirdik ama biz çok zevk duyarak oynuyoruz ve seyirci de çok zevk duyarak izliyor. Çünkü çok ilginç, siyasal bir tarih anlatılıyor oyunda. 1904'ten başlayıp 1969'a kadar. Böyle işte. Burada bir şey var, bunu belki eklemem gerekir. Niye yaftalı tabut? Çünkü birçok söylemle yaftalanmış, evet, olduğu için, evet, belki de şeytan gibi, komünist, evet, gibi. Zaten yurt dışında ölüyor ve maalesef, evet, ülkemizde adı çok geç duyuluyor. Çok. Sanki ölmeden tabuta girmiş Bilge gibi. Bilge Su Erenus bu kadının adını 2000'li yıllarda bir konferansta duyuyor. Sonra araştırmaya başlıyor ve bu oyunu yazıyor. Açıkçası elimizde çok az veri var. Ben de bu kadının hayatını oynamaya çalıştığımda Suat Derviş'i okuyarak çıkardım bu rolü. Çünkü aynı, ikisi aynı dönemde yaşıyorlar. Hatta birinin üçüncü kocası, öbürünün ilk kocası falan gibi ortak şeyleri var. Çok hazin tabii, ataerkil toplum tarafından, solcu da olsa, kadına ezen bir toplumda yaşıyoruz. Evet. O yüzden ben size katılmıyorum. Yani kadınlar biraz daha öne çıkmalı. Ancak o denge sağlanacak. Çünkü eşitlik hiçbir zaman olmuyor yani. Evet, bir de çok uzun yıllar erkeklerin, evet, ama olduğu... şöyle de bir şey var ya, eğitimin giderek son 20 senede aşağıya çekildiği bir toplum, sadece sosyal medyada hayatını geçiren ve televizyonda işte dedikodu programları seyrederek, ha, böyle de bir kadın kesimi olduğu için bugün istatistiklere baktığımızda, yani kadının öne çıkabilmesi için, yani benim oradaki söylemim şuydu, kadın ve erkek de aslında aynı şartlar altında okutulmalı. Tabii ki. Yani bugün bir Airbus uçağını kaldıran bir kadın pilot gördüğüm zaman inanılmaz gurur duyuyorum. Tabii ki. Yani o uçakta nitekim olduğunda. Fatma Nudiye Yalçı da Dame de Sion'da okutulmuş. Hmm. O ya benim bahsettiğim kadınlar, o biraz önce hani ilk program başlarken işte erkeği doyurmalısınız, milyon milyon seyrediliyor ya ve bunu seyreden kadın bir kitle var. Ama onun var. Yanı sıra daha aktivist, feminist kadınlar da var. Eğitimler veriyorlar, sosyal projeler yapılıyor. İşte azınlıktayız ya, mesela ben çok feminist yaşayan ve çok bunun çoğalacağını düşünüyorum. İşte çoğalması için de şunların daha çok azalması, bizim oyunlarımızın veya sizin oyunlarınızın i̇şte daha biz çok böyle bir oyun oynuyoruz. Evet, artması. Tabii. İşte bu kaç sene önce de aynısı olmuş. Bahsettiğiniz kadın yani 2000'lerde. Yani hakikaten oyunu durmuş. İzlediğinizde işte atıyorum 30'ları 40'ları oynadığımız sahneler var. 20'leri oynadığımız sahneler var. Sanki bugün oluyor. Evet. İnsanlar hapise giriyor, işkenceye, hı-hı, görüyorlar falan falan. Sanki bugün anlatıyoruz. Halbuki hep bundan bugün anlattık ama zaten. Evet, öyle değil, evet, mi? Yani maalesef. 80 öncesine de baktığınızda, yani Duygu Asena'nın kitabını ben genç kızken elime alıp da ilk işte okula giderken okuduğumda değişen hiçbir şey göremiyorum. Maalesef şu değişmiyor. Anda da. Yeniden başa dönüyor. İşte yeniden yaftalıyorlar. Mesela bana sen feministsin diyorlar. Evet, feminist düşüncelere sahip bir kadınım. Ama şunu da diyorum, işte okumalıyım, okutmalıyım. Kadın ve kadın sadece kadın değil, erkek okuma oranı da çok az Türkiye'de. Sadece kadın değil ki, erkekler okuyorlar mı?
Yok. Maalesef. Bizde okuma oranı diye bir şey yok. Kitap okuma oranında da kadınlar daha fazla. Kadınlar daha çok. Ve eskiden mesela ev kızı denilirdi. Evet. Hiç sevmediğim bir tabir. Ev kızı yani okutulmamış ama evliye hazırlanıyor. Aile, gelenek, göreneğe saygılı filan ev kızı diyor. Şimdi ev erkeği de var. Ev erkeği var. O yüzden ev erkeği, ev kızı artık ev genci diyoruz. Yani mesleksiz, evet. Hakikaten bir çok yüksek bir sayı bu. Evet. Mesleksiz ve erkeklerde bu çok giderek artıyor. Hiçbir yerden geliri olmayan ve belli bir yaşın üzerinde, mesela 20 yaşın üzerinde filan ev genci. Bir yanlış anlaşılma var sanki. Bittiyse lütfen...